Efendim, şu yazı. Arkadaşlar bunu zoomlayalım, şöyle büyük gösterelim. Çünkü Türk hat tarihinin en unik ne oluyor? Eşi benzeri olmayan. Bravo. 10 points. 1 puan. Yazılarından biridir. Şöyle düzelteyim biraz. Evet. Yaşlı bir bey geliyor. Bir Ermeni vatandaşımız. Yıllarca Fransa'da yaşamış. 80'in üzerindeydi dedi yaşı. Sen demiş hattatmışsın. Beni sana Hamit gönderdi demiş. Hamit Bey. Çünkü Hamit Bey bazı şey yazı isteyenlere ne derler? Çok özel yazı isteyenlere talikte o çocuk daha iyidir benden derdi. Talik yazardı. Talik evet. Fakat son Ali Bey talik yazmamış yazıyı yazmadım talik dedi. Demiş ki adam biz demiş 1930'lu yıllarda ailemle beraber Fransa'ya gittik demiş. İstanbul'da Ermeni. Bir akşam bu şeyler ne derler? Şeyler, pardon affedersiniz Ermeni değil. Yahudi. Musevi Yahudi. 30'lu yıllarda demiş o Eden hadiselerden sonra zannedersem. Ailemle beraber demiş şeye gittik. Fransa'ya yerleştik. Paris'teydik demiş. Bir gece Gestapo evimizi bastı. Bütün Yahudileri topladı. Ya. Ve demiş bizleri bir yere kapattılar. Toplama kampına göndereceklerdi. Şeyler arasında Almanlar o sırada malum Rusya'yı işgal ettikleri vakit Kırımlardan ve bazı Türk topraklarından ordu yapmışlardı. Yani ayrı bir ordu kendilerini destekleyen askerler Türk Ruslara karşı savaşacaklar. Bir diyor mahzen gibi bir yerde birkaç yüz kişiydik. Toplanmıştık. Ve artık ölümü bekliyoruz. Toplama kampına gideceğiz. Kim bilir ne olacağız orada. Gaz odası bilinmiyor tabii o zamanlar. O arada subaylar gelmiş. Nazi subayları. Hulk bilmem ne falan şeylerden şöyle atın. Tek batuk at. Bunları atarlarken adam karısına dönmüş. Şimdi boku yedik demiş. O arada o Alman askerlerinden Alman üniformalı ama Türk. Tatar duruyor. Sen nece değilsin falan bir şey söylemiş Tatar aksanıyla. Bir daha söyle demiş. Bu da bir daha söylemiş. Şimdi boku yedik demiş. Şeyi. Türk müsün demiş. Yahudiyim ama Türk'üm demiş adam. Bu gitmiş komutanlarına yani Nazilere. Bunlar demiş Fransız Yahudisi değil. Bunlar Türk vatandaşı demiş. Şeyi de saklamış. Müslüman oldukları için sünnetti bu herif demiş. Muayenede yapıyorlar çünkü. Ve o sayede o diyor Tatar asker sayesinde bizi şeyden çıkarttılar. Necdet Kent'i teslim edilmiş. Türk şimdileri deniyor ya. İşte şey konsolos. Evet. Bütün evet. Yahudileri kurtaran. Evet. Şeyin Coca-Cola'nın genel müdürü Muhtar Kent'in babası. Osmanlı pasaportu evet. Hepsine verip. Türk pasaportu verip. Türk pasaportu oraya teslim verip. Etmiş. Ve hayatımız demiş Ali Bey'e anlattığı. Bu söz sayesinde kurtuldu. Hanımıma söylediğim bu söz sayesinde diyor. Bunu demiş bana levha yap evime asacağım demiş. Ali Bey onun üstüne yazmış bu yazıyı. Şahane hikaye. Şeyi bu diyorsun, roman gibi bir hikaye. Evet. Çok güzel bir hikaye. Bu. Zaten yani ben bu böyle bir lafı, bu kadar nazik bir insandı ki. Ama hocam bu yazılır, bu...